Alışverişte Kasım ayının bir özelliği var. Her yıl Kasım ayının belirli bir zamanında tüm sokaklar ve caddelerde indirim ilanları görülmekte. Birçok marka bu dönem dev indirimler gerçekleştirdiklerini ileri sürüyorlar. TV100 sokağın gündemini tutmaya devam ederken bugünkü konu işte bu indirim günleri. TV100 muhabiri Buse Habbazi ve Tolga Taş bu günlerde alışveriş yapıp yapmadıklarını vatandaşa sordu. İndirim günlerinden faydalanıp faydalanmadıklarını da bu sorulara ekledi. Efsane Kasım, şahane Cuma, efsane Cuma vesaire. Kasım ayı indirim ayı sloganlarını pek çok yerde duymuşsunuzdur. Markalar bu dönemde indirim yaptıklarını öne sürüyorlar. Ancak bu indirim gerçek mi? Vatandaşlar indirimden faydalanabiliyor mu? Sizin için sorduk. Alışveriş mi yaptınız? Evet. Fön makinesi aldım. Hani yine arada çok oynamadı. 20-30 TL civarında. Yok hayır. Yani bu dönem yine indirim var ama yine pahalı. Bir farkı var mı diğer aylara kıyasla Kasım ayının? Yani çok yok aslında. Arada çok fark oynamıyor. Yani pek fark olmuyor ki. 50-100 TL fark oluyor sadece. Yani pek uçurum değil. Şu an indirim gösteriyorlar ama arada yine çok oynamıyor. Fiyatı yükseltip indirim gösteriyorlar. Çok da faydası olduğunu düşünmüyorum. Ekonomimiz zaten düzeyi belli. Normal satış fiyatına indiriyorlar aslında. Zaten ondan öncesinde de bir zam yapıp normal satış fiyatına indiriyorlar. Çok da bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Hayır, hiçbir gerçekçiliği yok bence. Tamamıyla yani insanları bir yere yöneltip yani algı yani 1000 liralık bir ürünü Kasım'da bize 800 liraya teklif ediyorlar ama gerçekte de fiyatı belki 600. İndirim hiç yok ki zaten. Ne indirimi? Kasım ayında bir indirim olacağı söyleniyor ama. Ya söylentiye bakma sen şimdi. Her gün zam, her gün zam, her gün zam yani. Ne indirimi yani? İlk önce etiketi yükseltiyorlar. Daha sonra tekrar indirim yapıyorlar. Mağazalarda düşmüyor ki. Fiyatlar düşmüyor yani. Düşüyormuş gibi gösteriyorlar. Hiçbir mağazada düşmüyor. Kasım ayı indirimlerine inanıyor musunuz? Yok öyle bir şey yok. Yalan. İndirim yok yani. Sadece kandırmaca var. Gidin gezin görün. Öyle bir şey olduğuna inanmıyorum ya. Düşüncem o yani. Daha da hatta fiyatların artacağını düşünüyorum ben. Yararlanmadım açıkçası yani. Öyle bir indirim görmedim. Fiyatlar sürekli artıyor etiketler. Pek yararlanmadım şahsen. Peki sizce bu indirim sloganları gerçekçi buluyor musunuz? Gerçekçi bulmuyorum ben gerçekten. Yani daha öncesinde belki de zam yapıyorlar büyük ihtimalle. Sonrasında da indirim olayıyla biraz vatandaş kandırılıyor gibi. Hiçbir indirim yoktur. Her şey almış başını gidiyor. İndirimlere inanmıyorum mesela. İndirim adına ya zam yapıyorlar, o zamı indirim yapıyorlar, aynı fiyatına yine satıyorlar yani çok değişik şeyler. Bugüne kadar hiç alışveriş yapmadım Kasım ayının yani Cuma günlerinden. Bence olmuyor, etiketi değiştiriyorlar. Yine aynı fiyattan veriliyor bence. Sadece bize yüksek veriyorlar, sonra indirim diye kandırıyorlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Büyük araç gereçlerde evet indirim oluyor, fark ediyorsun ama mesela kıyafette falan mesela hiç faydası olmuyor. Alışveriş yapmamı sağlamıyor o konuda. Katar'a gideceğiz. Oranın Dünya Kupası'nın daha doğrusu bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü Mehmetçik Dünya Kupası için Katar'da. Emniyet görevlileri de polislerimiz de bayağı kalabalık bir şekilde Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğinde rol alıyorlar. Başkent Doha'daki askeri üsse konuşlanan birliklerimiz ayrıca olası biyolojik ve nükleer saldırılara karşı da tetikte olacaklar. Mehmetçik Katar'da görev başında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma bölüğü KBRN FIFA 2022 Dünya Kupası için başkent Doha'daki askeri üsse konuşlandı. Alanında uzman, her türlü imkan ve kabiliyete sahip bölük 24 saat esasına göre çalışıyor. Birlik her türlü olası acil duruma karşı da tetikte. Askerlerimiz bütün senaryoları göz önünde bulundurarak sürekli tatbikat yapıyor. Bu tatbikatlarda özel kıyafetler giyiliyor, cihazlarla tarama yapılıyor. Şüpheli bölgelere güvenlik şeridi çekiliyor, su birikintisinden numune alınıyor. Son olarak görevden dönen askerler kontrolden geçiriliyor. Kimyasal tehdide karşı temizleniyor.
Kendini nasıl hissediyorsun? İyi. Herhangi bir şeye ihtiyacın var mı? Bir sonraki görev için şu anda burada dinlenmeye geçebilirsin. İhtiyaçları olduğunda bana bildiriyorsun. Ben onları sana tedavi ederim. Katar hükümeti dost ve müttefik ülkelerden silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunmalarını talep etmişti.